Beşer'in yayılmasını anlatacağım. Beşer'in yayılması bir kaynaktan çıkan her yönde ve doğrusal bir yol izlediğini gözlemleyerek çizimle gösterdi. Merhaba arkadaşlar, ben Berat Kavuşlu, Beşer'in yansımasını anlatacağım. Beşer'in yansıması pürüzlü ve pürüzsüz yüzeylerde gözlemlenerek çizimle gösterilmiş halidir. Işığın yansımasından gelen ışın ve yansıyan ışığın yüzeyindeki normali arasındaki ışın ilişkiyi açıklıyor. Işığın kararlaşması maddenin ışığa geçiren durumlarda göre sınıflandırılır. Merhaba arkadaşlar, ben Nisa. Bugün size tam gölgeyi anlatacağım Sümeyye arkadaşına. Tam gölgedeki etkileyen değişkenlerin neler olduğunu deneyerek keşfedin. Merhaba arkadaşlar, ben Sümeyye. Tam gölgenin nasıl oluştuğunu gözlemleyerek basit ışığın çizimleriyle gösterir. Merhaba arkadaşlar, ben Abdullah. Size şu an anlatacağım. Işık bir enerji kaynağıdır. Madde değeri bitkilerin temel besinidir. Işık yay hareket tarafını aydınlatan cisimlere ışık kaynağı denir. Merhaba arkadaşlar, ben bugün ışığı anlatacağım. Işığın izlediği yol üzerinde ok olan düz çizgilere ışık çizimiyle gösterir. Bu çizgilere ışık ışını denir. Ne yapıyorsun oğlum? Hadi go!